Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Günlerdir cephede sıcak. Siyasi liderler arasında da soğuk savaş var. Tüm ruh hallerini beden dillerinden okumak mümkün. Hatta kıyafetlerinden de değerli izleyenler. İşte uzmanından bugün de Zelenski ve Putin analizi. Yeşil giyiyor çünkü eline çok dikkat edin. Konuşurken kaşları sürekli yukarıda. Bakışı, duruşu, kaşını kaldırışı. Aslında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin her bir ifadesi savaşla ilgili bilgiler veriyor bize. Bakın onun beden dili ne anlatıyor. Anlık bir fotoğraf. Bu fotoğraftan o kadar belli ki zafere olan inancı. Eline çok dikkat edin. Bu agresif bölgedir. Bakın burada elini göğsüne koyuyor. Elin vücuda temas ettiği hal gerginlik ifadesidir. Sorulara cevap verirken boynu sürekli aşağı yukarı oynuyor. Aslında bu diklendiğini ifade ediyor karşı tarafa. Konuşurken kaşları sürekli yukarıda, alın çizgileri meydanda. Bu gerginliğin ve iç sıkıntısının ifadesi olarak değerlendiriliyor. Zelenski'nin bu süreçte görsel olarak en belirgin özelliği asker tonlarını tercih etmesi, yeşilin tonlarını tercih etmesi. Bakın bu videoda da aynı renk tişörtü giymiş. Aslında vermek istediği mesaj şu: ben devlet başkanı olabilirim, ben de askerim demek istiyor. Stres anında elimiz yüzümüze gider. Zelenski'nin çaresizliği burada her halinden belli aslında. Biraz da Putin'den bahsedelim mi? En son görüntüsü bu çünkü. Ellerine çok dikkat edin. Freud'un ebeveyn tutuşu, kendi kendine destek olmak istiyor. Çünkü yalnız. Arada bir omuzları da eşlik ediyor kaşlarına. Asla vazgeçmeyeceğim, yolumdan dönmeyeceğim diyor. Zelenski'nin kıyafetinden bahsettik. Peki ya Putin'in? Daha önceki konuşmalarında bordo kravat takıyordu. Bordo tutkunun ve gücün rengidir. Fakat son konuşmasında siyah kravat taktı. Matemin rengi. Artık o da matemde. Наоборот.